Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir yumakla gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu patiğin anlatımını yapmaya çalışacağım. Patimizin ön kısmında şöyle burgu detayı var. Ee, bundan önceki videolarımda hırka ve beri yapımını anlatmıştım. Böyle burgulu bir şekilde. Bunu da yanlarına böyle takım olsun diye hani takımı tamamlamak adına e, böyle hazırladım. Ee, dilerseniz onları da göstereyim sizlere. Yapmak isteyen arkadaşlarımız onları da ee, Kanalımda bakıp yapabilirler bu şekilde bir beremiz var Burgu detaylı Ve ee, yine Bu şekilde de bir hırkamız var Şöyle ön kısımdan göstereyim alt kısımda Bu şekilde burgu detayı var Ve kol kısımlarında da yine Burgu detayımız var Evet Bunlara takım olarak yaptım ben patiğimi ee, Patiğim bir yaş için hazırlandı iki renkli olarak hazırladım tek renk olarak da yapabilirsiniz Eee İplerim, kullandığım iplerimden bahsedeyim. Kar topu Baby One anti pilling özelliğe sahip 100 gram 250 metre. Kodunda sizinle vereyim. K331 kodum. Şöyle gri ipimi de paylaşayım sizlerle. Yine o da Kartopu Baby One anti peeling özelliğe sahip 100 gram 250 metre kodu da K992 Bu ikisinden de fazla kullanmadım zaten e, hani Sarısından tabanına gri olanından da üst kısmına kullandım e, Tığımda 4 numara iki buçuk milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Eğer eğer eliniz çok e, gevşekse iki numara da kullanılabilirsiniz. E, şimdi dilerseniz patiğimizin yapımına geçebiliriz. Bunun için öncelikle 19 tane zincir çektim. Çekelim. Evet 19 tane zincir çektim. Çok sıkı çekmeyin arkadaşlar. Şöyle ipimi doluyorum. Bir Bakın 1 1 2 ve 3. Hatta dördüncü şekilde trabzan yapacağım Bakın Şu bütün zincirlerimizin üzerlerine Şöyle trabzan yaparak Başa kadar geleceğim Sevireceğim size. Onlar önce trabzanlarımızı yapalım. Şöyle bütün zincirlerimize batarak, trabzan olarak sıramızın başına kadar geleceğiz. Evet başa kadar şu sonda bir tane zincir bırakana kadar geldim. Toplamda e, şu baştaki zincirimizi de sayıyoruz. Bakın şunu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17 tane trabzan yaptım. Şu başındaki zincirimle birlikte. Sonda da bir tane bıraktım. Sondaki zincirime de 6 tane trabzan yapacağım aynı yere. 1 2 2 3 4 5 ve 6. 6 tane trabzan yaptım buradaki sondaki zincirime. Daha sonra şu e, trabzan yapmış olduğumuz yerlerin hemen şöyle karşılarına bakın şöyle göstereyim. Şurada karşılarında gözüküyor mu? Evet bakın şuralara buralarına batacağız hemen şöyle karşılarına. trabzan yapıyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tane trabzanımızı yaptık. 15 trabzanımı yaptım. Sonda kalan trabzanımızın bakın sonda şurada bir tane trabzanım kalıyor. Şu zincirimi saymıyorum. Hemen şöyle onun da karşısına 5 tane trabzan yapacağım. Aynı yere. 5 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı yaptım. Ve daha sonra çekmiş olduğumuz şuradaki zincirimizi birleştiriyoruz. 2, 3 zincir çekiyorum. Tabanımızın birinci sırası hazır. İkinci sırasına geçiyoruz. Yine şöyle dibine batacağım. Sayalım. Zincirimle sayıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Evet 18 tane tırabzan yaptım ve burada bakın artırma yapmış olduğumuz yere geldim. Bakın sıradaki ilmeğim artırma yapmış olduğum yer şöyle V şeklinde gözüküyor. Şimdi bunların içerisine hemen şu ilk V'nin içerisine iki tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2 iki. iki kere batıyorum. iki kere trabzan yapıyorum. Yanındakine yanındaki ilmeğime de yine iki tane trabzan. Aynı yere iki tane trabzan. Yine yanındakine de 2 tane trabzan onun yanındakine de iki tane trabzan yani şu V'ler bitene kadar aynı işlemi yapıyorum bakın son V'deyim sıkıyor buraya da iki tane trabzan yapıyorum bakıyorum V'lerim bitmiş şimdi tek birer tane trabzan olarak devam edeceğim şimdi bakacağız Bakalım kaç tane V yapmışız. Yani aynı yere iki tane trabzan olarak batmışız. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yere iki tane trabzan olarak battık. Altta 6 trabzan yapmıştık. Burada 5 tane yere 2 trabzan yapmamızın sebebi bakın birinci trabzanla ikinci trabzanın arasına V'mi yaptığım için yani önünden başlasaydım burada 6 tane Çift patmış olduğum yer olurdu ama ilk V'nin içerisine trabzanımı hani çift iki tane olan trabzanımı yaptığım için burada beş tane yani araları hani o boşluk iki trabzan arasına yapıyoruz biz bunu arkadaşlar iki trabzan arasına yani bu ilmeklerimizi şuradaki V şeklindeki ilmeğimizin içerisine yaptık birinci V ikinci V üçüncü V dördüncü V ve beşinci V evet şimdi Yine devam ediyorum. Sayacağım. Bir tane yapmıştım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Evet, 16. 16 tane yap yaptıktan sonra bakın burada 5 tane e, aynı yere batmış olduğumuz yere geldim. Şimdi bunların da içerisine yine iki tane trabzan yapacağız. Bakın birinci ve ikinci trabzanımın hemen şöyle orta ilmek şu kısma iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Hemen yanındakine iki trabzan yapıyorum. Aynı yere yanındakine iki trabzan yapıyorum. Yine yanındakine de iki tane trabzan yapıyorum. Şimdi burada da bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanım vardı altta. Üstte de 1, 2, 3, 4 tane trabzan arasına yani trabzanımızın tepesine şöyle göstereyim bakın. 1, 2, 3, 4, 5 altta 5 tane çift batmış olduğum yer vardı. İlk çift batmış olduğum yerin hemen üzerine çift yaptım. Yanındakine, yanındakine ve yanındakine toplamda 4 tane yeri çift olarak trabzanımızı yaptık. Şimdi bir tane de şu sondaki şu zincirimizin ilk çekmiş olduğumuz zincirimizin, zincirimizin şöyle dibine trabzan yapıyorum. Bir tane ve birleştiriyorum. Evet 1 2 3 zincir çekiyorum ve devam edeceğim tekrar sayayım zincirimi sayıyorum 2 3 4 5 6 Evet 19 trabzanımızı yaptık toplamda burada 19 tane trabzan yaptım nereye kadar bakın şu ilk ve kadar yani ilk artırma yapmış olduğumuz yere kadar. Bu artırmalar kendine böyle V şeklinde gösteriyor. Hemen bu V'nin içerisine iki tane trabzan yapıyorum. İki. Daha sonra bakıyorum. Arası var. Şu kısım. Burada V yok. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Yine bakıyorum. Bir V. Yani altta çift batmış olduğumuz yer. Buraya da yine iki tane trabzan yapıyorum. Yine boşluk yani bir V yok. Buraya tek batıyorum. Tek trabzan yapıyorum. Şu V'nin içerisine iki tane trabzan yapıyorum. V'lerin içerisine iki trabzan. Diğer yerlere tek trabzan. Araya bir tane yine bir V o V'nin içerisine de iki tane trabzan yapıyorum. boşluğa bir trabzan. Yani şu tek olan yere tek trabzan. Burada da iki tane trabzan var. Buraya da yine iki tane trabzan. Ve daha sonrasında da V'ler bittiği için devam ediyorum arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane trabzan yaptım ve V'ye geldim. Evet, 2 V'deyim. Bakın. Bunun içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2. Yanındakine 1 tane. Hani arası olduğu için. Şimdi bakın tekrar burada 1 V var. Bu V'nin içerisine 2 tane trabzan. 1 2. Şu tek olan araya bir tane. V'nin içerisine iki tane. Araya bir tane ve içerisine iki tane yanındakine de bir tane yapıyorum. Bu sefer dibine batmıyorum. Onu sadece ikinci sırada yapmıştık. Şöyle zincirimizin tepesine batıyorum. E, toplamda üç sıradan oluştu bizim tabanımız. Şöyle bir isterseniz bir ölçelim. Evet, 12 santim bir tabanım var. Yani bir eş için oldukça ideal arkadaşlar. Evet, şimdi renk değişikliğimizi yapalım. Tek renk hazırlayacaksanız tabii ki devam edin. Şöyle alıyorum ipimi. Bakın şöyle tuttum. İlmeğimin içerisinden çıkarıyorum. Şu sarı ipi arkadan çekiyorum. İyice şöyle parmaklarımla sıkıştırıyorum onu oraya. Şöyle dibine atıyorum. Ve şöyle sık iğne olarak çekiyorum. Daha sonra iyice gri ipimizi çekiyoruz. Sarı ipimi de çekiyorum. Onu oraya iyice sıkıştırmış oldum. Artık oradan sökülmez. Evet, şimdi bir iki zincir çekiyorum. Bu sırada üste çıkacağımız için şu arka kanatlarını alarak çıkacağız arkadaşlar. Bakın böyle değil. Şöyle batmıyoruz. Şu arka kanatlarını şuralara Buralara trabzan yapacağız. Şunları da arkada yürüteyim. Bakın. Şu kısımları Arka kanatlarından trabzan olarak alıyorum. Şu. Diğer iplerinizi de arkada yürütürseniz kaybolurlar. Evet. Bakın yine bir arka kanat gözüküyordur umarım. Arka kanadından arka kanadı bu sıra hep bu şekilde şöyle arka kanadından alarak devam edeceğim arkadaşlar. Örürken sıkı sıkı örün, gevşek gevşek örmeyin. O zaman şu ön kısmı çok böyle yayvan olur. E, o yüzden elinizi sıkabildiğiniz kadar sıkın arkadaşlar. Şimdi sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Bakın arka kanatlarından alarak örüyorum. Sıramızı sonuna kadar, ta şu başa gelene kadar aynı şekilde devam edelim. Evet sıramızın sonuna kadar bu şekilde geldik. Daha sonrasında şu başta çekmiş olduğumuz zincirin şöyle tepesiyle içinden çıkarak birleştirdim. 2 zincir çektim. Siz 3 de çekebilirsiniz. Şöyle hemen dibine trabzanımı yapıyorum. Artık arka kanatlarını almıyoruz. Normal bu şekilde bakın. Şu üst trabzanımızın tepelerine şu kısımlara trabzan yaparak örgüme devam ediyorum. Oldukça da sıkı örüyorum. Ki böyle çok bombili bombili kenara doğru yayılmasın. O zaman kötü bir görüntü oluyor. Şimdi bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Bir üst sırada yani üçüncü sıramızda ön eksiltmelere geçeceğiz. Evet bakın bu şekilde iki sıramızı ördük ve bu şekilde sıkı sıkı ördüğümüz için Böyle güzel zaten şeklimizi aldı. Şimdi üst sırada sık iğne ile devam edeceğiz. Ancak şöyle ön ortasını bulacağız. Ön ortasını bulmak için şöyle ortadan ikiye katlıyoruz. Bakın böyle. Ortadan ikiye katlıyorum. Şöyle on ee, söyleyemedim. Ön orta noktasını buluyorum. Hemen şu uç kısma gelen. Şöyle bir işaretimi buraya takıyorum. bakıyoruz. Evet şimdi sağa doğru bu tarafa doğru 10 tane sayıyorum. Bunu saymadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. ya şöyle tekrar bir işaret takıyorum. 10 tane de sola doğru sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. da yine diğer işaretimize takıyoruz. Bir zincir çektim. Sık iğne ile hemen şöyle dibine bir tane yapıyorum. Ve bütün yine ilmeklerimizin tepelerine sık iğneyle batarak şu ilk işaretlemiş olduğum yere kadar geleceğim. Ee, burada sayı vermeyeceğim çünkü sayı tutmayabilir. Ee, bu sefer neden benimki tutmadı diyebilirsiniz. O yüzden sadece sizin için önemli olan e, şuradaki sayının yani diğer eşte yapmış olduğunuz sayının e, ikisinde de aynı olması. Ona dikkat edin yeter. Hani illa benimkiyle aynı olacak diye bir şey yok. Evet sık iğne ile şu işaretlemiş olduğum yere kadar geldim. Bakın bir önündeyim hemen. İpimi doluyorum. Kesim yapacağız arkadaşlar. Trabzanla kesim işlemini yapacağız. İyice izleyin. Bilmeyen arkadaşlarımız. İpimi doladım. İşaretlemiş olduğum yerdeyim. Hemen batıyorum. Tığımdan iki çıktım. Tığımda iki tane var. Lütfen uzatmayın. Sık sıkı yapın buradaki kesimi. Çünkü kenar. Tekrar ipimi doladım. Yanındakine batıyorum. Çektim. 2 tane çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. Tekrar ipimi doladım. Yanındakine batıyorum. Hafifçe uzattım. Yani öne doğru böyle bir kademe bir kademe uzatarak geleceğiz. 2 çıktım. 2 var. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane kaldı. Hepsini tek seferde topladım. Tekrar göstereyim. İpimi doladım. Yanındakine batıyorum. Hafif uzattım yine. İki tane çıkardım. Tığımda iki tane var. Tekrar ipimi doladım. Yanındakine battım. İki çıkardım. Tığımda üç tane var. Tek seferde topladım. Evet, tekrar ipimi doladım. Yanındakine batıyorum. İpimi e, iki çıktım. iki tane var. Tekrar ipimi doladım. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tam da 3 tane var. Bizim tek seferde topladım. Bakın gördüğünüz gibi her seferinde birazcık daha uzattım. Tekrar bir kaleme daha yukarıya uzatıyorum. Kesimi anlamış olduğunuzu düşünüyorum. Toplamda 11 tane kesim yapacağız arkadaşlar. Şimdi ön kısma kadar geldik, uzattık. Şimdi tekrar daraltmaya başlıyoruz. Yani küçültmeye ilmeklerimizi her defasında birazcık daha az çekeceğiz. Yani bakın şöyle iyice kısaltacağız onları. Bunu yapmamızın sebebi kasmasın diye. Toplamda 11 kesim yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir sayalım kesimimizi yapmış olduğumuz kesimimizi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 kesim yaptım. Daha sonra sık iğne ile sıramı tamamlayacağım. Sık iğne ile devam ediyorum. Sıra başına kadar sık iğne ile gelelim. Evet başa kadar geldim. Hemen ilk bir tane zincir çekmiş olduğumuz yerde baştan birleşimimizi yapıyoruz. Tekrar bir zincir çekiyorum ve sık iğne ile örmeye devam ediyorum. Bu sefer kesim yerimizin şöyle iki önlük kadar geleceğim. O kısmı kadar gelelim. Hemen göstereceğim sizlere. Bakıyorum bir tane daha yapacağım. Evet bakın şimdi şurada trabzanda kesim yapmıştık. Şu burada bunu sayıyorum. 1 2 3 3 önüne geldim. Tekrar göstereyim. Bakın kesim yapmış olduğumuz trabzanla kesim yapmış olduğumuz yer 1. Gerideki yer 2. Burası da 3 ipimi doluyorum şimdi bakacağım burada kaç tane kesim yaptığımızı bir sayalım 1 2 3 4 5 6 tane Pardon şurayı saymışım şu ikinci ikinci sırayı sayıyorum 2 4 6 7 ve 8 8 tane kesim yapmışım burada şimdi burada 8 tane yaptım için burada da 8 tane yapacağım İpimi doluyorum yine kesim yapıyoruz kesim alt sırada göstermişim aynı o şekilde 8 tane kesim yapalım arkadaşlar ikinci 3 4 5 6 7 Ve 8. kesimizi yaptık Şimdi sık iğne ile devam ediyorum Kesimi ilk sırada göstermiş olduğum için burada tekrar göstermedim arkadaşlar ee, İlk sırada ne yaptıysak aynısını yaptık sadece 8 tane kesim yaptık burada Altta 11 de ikinci kesim yerinde 8 tane oldu. Sık iğne ile örgümüzü başlangıç noktasına kadar devam ediyorum. Evet yine aynı şekilde altta hani kesim dahil 3 önüne kadar gelmiştik. Burada da yine aynısını yapacağız. Sık iğne ile geliyorum. Bakıyorum sayacağız şimdi beraber. şimdi bakın şu kesimimiz 1 2 3 3 önüne kadar geldim şimdi burada toplamda 6 tane kesim yapacağız birinci kesim ikinci kesim 3 4 5 ve 6. kesimimizi yaptık. Şimdi sık iğne ile sıramızın başına kadar devam edelim arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde 3 ee, sırada kesimimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi, e, şimdi şu üst kısma geçeceğiz arkadaşlar. Bir sırada e, düz trabzan yapacağız. Herhangi bir e, eksiltme yapmayacağız. Şöyle iki zincir çektim, hemen dibine batıyorum ve trabzan olarak sıramı tamamlayacağım. Evet bakın şöyle kesmiş olduğumuz yerleri de şöyle birer kere batıyorum Tavzamızı sık sık çekiyoruz Şuralara da şöyle birer kere Evet Şöyle sonuna kadar Trabzan'dan sıramıza geçeceğiz sonrasında şu örnekli kısmımla devam edeceğiz Evet bir sıra trabzanımız gittik burada e, şu örgümüzü koymak için şöyle öncelikle önde şu orta noktamızı işaretleyelim bu örgümüz bizim e, 12 Trabzan üzerinde olacak arkadaşlar. O yüzden biz bu tam ortaya denk gelmesi için bu ortada yani burada da ortalamamız gerekiyor. 12 trabzan olarak şu ön ortayı ayırdım. 1 2 3 4 5 6 tane sağa doğru gittim. Şöyle buraya da bir tane işaret takacağım. 6 tane de bu tarafa doğru gideceğim. Ama şu işaretlemiş olduğumu sayacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Tekrar adı. Şu işareti takmış olduğum yeri sayacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, bunu çıkarıyorum. Buraya takıyorum. Böylece tam ortaya denk gelmiş olacak. Şimdi oraya kadar devam edelim. Trabzon'la gelelim o kısma kadar. Geldim. Bakın 2, 4, 6, 7 tane e, trabzan yaptım. Şimdi ipimi çıkarayım buradan. Şunu atlıyorum. Hemen yanındakinin bakın bir taneyi atlıyorum. Burgumuza geçeceğiz. Şu burgumuzu yapmaya devam edeceğiz. İpimi doladım. Şunu atladım. Şu sıradaki e, gözüküyor mu? Bakın şu. Bunu atlayacağım ipimi bir kere doladım. İkincinin şöyle belinden lastik yapar gibi kavruyorum. Ve trabzan olarak çıkarıyorum. Tekrar ipimi doladım. Yanındakinin yine şöyle belinden şöyle belinden tuttum. Şöyle iki, iki, iki kere de çektim. İki kere doluyorum tığımı. Şu geride bırakmış olduğum. Bakın şunu geride bırakmıştım. Hemen buraya geri dönüyorum. Onu da şöyle belinden tutup çıkarıyorum ve 2 2 ve 2 yani 3 kere de 2 2 çıkarıyorum arkadaşlar. İpimi doluyorum. Yanındakini trabzan yapıyorum. Şimdi şu ortadaki büyük burgumuzu yapacağız. Bakın şu büyük burgumuzu yapacağız. İpimi iki kere doladım. Bir bunu atlıyorum. Bakın şu bir. Şu iki. iki tane. iki tane atlıyorum. Üçüncünün şöyle belinden yine tutuyorum. İki tane, i̇ki tane çıkardım. İki tane çıkardım. Ve yine iki tane çıkardım. Tekrar ipimi tığım iki kere doladım. Yanındakinin belinden yine tutuyorum. Çıkarıyorum. İki tane, iki tane, iki tane yani üçlü trabzan yaptık. Tekrar ipimi doladım. Şu geride bırakmış olduğum bu iki taneyi ikincisini yani en geridekinin şöyle belinden yine belinden tutuyorum. 2 2 ve iki tane de çıkardım. Tekrar tığım iki kere doladım. Bırakmış olduğum diğerini alıyorum. İkinciyi almıştım. Tekrar bakın bu arada bir tane daha var. Onu alıyorum. 2 2 2 çıkarıyorum. Ve şuraya da bir tane trabzanımı yapıyorum. Evet. Evet, tekrar ipimi tek doladım. Şu bir taneyi bırakıyorum. Bakın hemen şunu, bir taneyi bıraktım. İkincinin belinden. Şunu bırakıyorum. Şöyle ikincinin belinden iki kere de çıkarıyorum. İpimi tek doladım. Yanındakine belinden tuttum. İki kere de çıkarıyorum. İpimi iki kere doladım geri dönüyorum şu atlamış olduğuma şöyle yine belinden tutuyorum onu ve iki 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 tane de çıktı şu trabzanımızda şöyle hemen bakın burada şöyle dip kısmına batıyoruz ve tekrar sıramızı trabzanla devam ediyorum şu birleştirdim de çıkaralım burgumuzun birinci sırasını yapmış olduk. Hmm. Evet başa kadar geldim şimdi şu örgüden sonraki kısım benim 16 bunda da 16 idi yani e, Sizin sayı farklı olabilir e, bu Tek patikte kaç yaptıysanız diğer işinde de aynı sayıları yapmaya özen gösterin arkadaşlar Şimdi burada 7 tane trabzanım vardı bu 7 trabzanımızı hemen yapalım zincirimle birlikte 7 trabzanım vardı 2 3 4 5 6 ve 7. Bir trabzanımızı yaptık. Şimdi bakın şu burgu yapmış olduğumuz yerlerin. Şöyle yakından göstereyim. Bakın sırayla bu sefer sırayla lastik olarak altlarından alıyoruz. Bakın birinciyi aldım. Trabzan olarak yapıyoruz bu sırada. İki kere dolamak yok. Bir kere. Yanındakini de alıyorum. Şurada zaten iki tane bakın var. Bunu da aldım. Şimdi şu üstten geleni alıyorum Yine lastik olarak Şu arada trabzan yapmıştık bu aradaki trabzanımızı trabzan olarak alıyoruz İpimi doladım Yine burada lastik var bakın ilk başta şöyle iki tane lastik olarak alıyorum burgumuzun Şu üstten gelenleri de yine belinden tutarak alıyorum Bakıyorum, araya bir tane trabzan yapmışım. O trabzanımı trabzan olarak alıyorum. İpimi doladım. Yine şöyle belinden tutarak, şunların ikisini alıyorum. Daha sonrasında da şu üstten geleni alıyorum. Ve yine buradaki 16 trabzanımızı yapıyoruz. 2, 3, 4.

Birleşimi yaptık 2 zincir çektim siz 3 çekiyorsanız öyle devam edin Hemen şöyle dibinden başlayarak yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 Tekrar vurgu yapacağım ipimi tek doladım Bakın 3 tane Şöyle lastik gibi 3 tane ilmeğim var. Bu üçün şu ilkini atlıyorum. Şöyle ikincinin belinden tutuyorum. Şöyle trabzanımı yapıyorum. İpimi tek doladım. Yanındakinin de yine belinden tutuyorum. İpimi iki kere doladım. Şu geride bırakmış olduğumuz o bir tanenin hemen şöyle beline geri dönüyorum. Ve iki tane çıktım. İki tane çıktım. Ve yine iki tane çıktım. İpimi doladım şu arada bir tane trabzan yapmıştım onu yine trabzan olarak devam ettiriyorum İpimi bu sefer iki kere doladım burada dört tane ilmeğim var yani büyük burgundayım Bir iki tanesini atlıyorum üçüncünün belinden kavradım 2 2 Ve 2 çıkarıyorum yani 3 kere de 2 kere doladım yanındakinin yine belinden tuttum 2 2 İki doladım. Tekrar iki kere doluyorum. Şu geride bırakmış olduğum bu iki tanenin şu ilkini yine şöyle belinden tutuyorum. 2 2 iki, iki, iki tane de, üç tane de çıktım. Tekrar iki, üç, iki kere doladım. Geriye dönüyorum. Bırakmış olduğumuzu aldım. İki çıktım, iki çıktım ve yine iki çıktım. Bu şekilde üç kere de çıktım ipimi doladım şu arada yapmış olduğum trabzanımı tekrar trabzan olarak örüyorum ipimi tek sefer doladım yine üç tane ilmeğim var bir tanesini atladım İkincisini şöyle belinden tuttum ve trabzan yapıyorum üçüncünün de belinden tutuyorum trabzan yapıyorum iki kere doladım geride bırakmış olduğumun şöyle belinden tutuyorum ve 2 2 2 ipimi doluyorum 5, devam ediyorum. 16 tane trabzanımı yapmaya. Sıramızın başına kadar trabzanla devam edelim. Evet, sıranın başına geldim, birleştirdim. 7 tane de trabzan yaptım. Tekrar şimdi e, düz devam edeceğiz. Yani sırayla ilmeklerimizi şöyle bellerinden kavrayarak alacağız. İpimi tek doladım. Şöyle sırasıyla bakın. Önce bunlar. Belinden tuttum kavradım. Yanındakini de şöyle belinden tutuyorum. Şu üstten gelenin de yine belinden. Üç taneyi belinden tuttuk. İpimi doladım. Burada bir trabzan yapmıştık. Yine bunun da trabzan olarak devam ettiriyorum. İpimi doladım. Burada dört tane var. İki alttan geliyor. iki üstten. Şu alttan gelenleri önce alıyorum. Bir. Şöyle bellerinden. iki Tekrar. 3 4 Burada bir trabzanım var. Onu yapıyorum. Yine burada üçlü ilmeğim vardı. Şu alttan gelenleri önce alıyorum. Bellerinden tutarak. Üzerinden gelelim. Evet şimdi yine trabzan olarak sıramızın başına kadar gelelim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum sık iğneden sonra 5 tane sıra yapmışım. Trabzan sıralarına bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapmışım. Şimdi son sıramızdayız ve lastik kısmındayız. Şöyle son bir kez de toparlama adına bir sırada lastik devam edeceğim. Şöyle iki zincir çektim. Bakın şöyle bu zincir çekmiş olduğum değil hemen yanındaki trabzanımızın şöyle ön kısmından belinden tuttum ve trabzanımı yaptım. İpimi doladım. Şöyle geriden yanındaki ilmeğimi şöyle geriden geldim öne doğru üstünden kaya doğru geçtim ipimi aldım ve trabzan olarak ördüm. Yine bunu böyle belinden önden bununla arkadan bu son sırayı böyle lastik olarak yapma sebebim toplasın diye şöyle önden arkadan Bu burgularımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz Bakın arkadan, yani bir önden bir arkadan olarak yapıyorum. Evet, Bu şekilde sırayla bir önden. Şöyle bir tane arkadan sıranın sonuna kadar bu şekilde lastiğimizi yapacağız ve ipimizi koparacağız. Daha sonrasında da şu taban kısmındaki şu kenar eee oyasını nasıl yaptığımı paylaşacağım sizlerle. Sıramızı sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet, şimdi ipimizi kopardık, yaptık. Şimdi patemize şu şekilde taban kısmını şu şekilde tutuyoruz. Bakın, bu ağız kısmı bize bakacak ve bu şekilde tutuyoruz. Şöyle arkada bir yerden ipimi takacağım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak şöyle battım. Şimdi bu yöne doğru gideceğiz arkadaşlar. Ters e, ters sık iğne yapacağız. Bakın, şöyle tutuyorum. Şu sıradaki hani şu arka kanatlarını alarak yapmıştık ya bakın şuradaki kanatlarımız duruyor. Şunlar, şunlar, bunlardan e, batacağız. İpimi dolamadım, geldim. Şu bir taneye batıyorum. Bunu da şöyle alttan alarak çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. E, zincir çekmiyorum, içinden çıkarıyorum. Sık iğne yapıyorum yani. Tekrar bakın ipimi dolamadım. Geldim. Şu ilmeğimden tutuyorum. Şunu şöyle alıyorum. Çıkarıyorum. Ve ikisini bir çektim. Yani bunu yapmayabilirsiniz. Ee, ama yapmak isteyen arkadaşlarımız için inşallah kolay yani anlatabiliyorumdur. Tekrar yanındakinden batıyorum. Bunu alıyorum içinden çıkarıyorum ve tığımda iki tane var bakın iki ilmeğim var bu iki ilmeğimi de tek seferde çıkarıyorum yanındakine batıyorum yine bunu alttan alıyorum ve tek seferde çıkarıyorum bütün ilmeklerimize batarak bu ters sık iğnemizi yapacağız arkadaşlar. Daha sonrasında da ipimizi koparacağız. Diğer tarafa kadar aynı şekilde gelelim. Evet sona kadar geldim. Şöyle ipimi koparıyorum. İç kısmından iç kısmından şöyle altı doğru ilmeğimi çekeceğim arkadaşlar. İçeriye alacağız ilmeğimizi. İçeride onları gizleyeceğiz. Evet, şunu da alalım. Burada şöyle bunların ikisine bir düğüm atacağım. Daha sonrasında da şu ilmeklerin arasında bunları yok edeceğim. Evet bu şekilde iplerimizi gizleyip son halini verip bir bakılacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patiğimiz tamamlandı. Gerçekten çok güzel çok hoş e, oldu. Eminim bebeklerinizin ayağına çok yakışacaktır. E, bu şekilde takım olarak hazırlayıp e, satışını da yapabilirsiniz. Ee, şimdi eğer bu bilek kısmında hani patinizi giydirdiğiniz çocuğunuzdan ya, hani çocuğunuzun ayağından çıkar endişesi olursa 140-150 tane zincir çekip şu bilek kısmından takıp şurada bağlayın arkadaşlar veya bir e, kurdale ile de bağlayabilirsiniz hani bu bel kısmında ben böyle bağlamamayı tercih ettim ee, şu önümdeki burgu detayım yok olmasın diye. Ee, ama tabii ki hani bir gönderim yaparken veya hediye ederken yanına zincirimi e, iki tane e, zincir çekip iki ayrı iple zincirimi çekip bağcık olarak koyacağım. Bu bel kısmına isterlerse takabilirler arkadaşlar. Evet bu şekilde bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni videolarla yine e, sizlerle beraber olacağım. Onları kaçırmamak için bildirimleri mutlaka açın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, sevgi dolu günler diliyorum.